Merhaba arkadaşlar. Bu videoda divani yazı ile alakalı bilgi vererek bazı kelime örnekleri göstereceğim. Divani yazı Osmanlılarda saraydan çıkan belgelerde bulunan belgelerin yazıldığı yazı türüdür. Divana ait anlamı zaten isminde de mevcuttur. Fermanlar, beratlar, buyuruldular, hükümler, kanunnameler bu tür belgeler divani yazıyla yazılır. Aynı zamanda yine saraydan çıkan işte mühimme defterleri, şikayet defterleri gibi veya saraya arz edilip sarayda kayda düşülen defterlerin de büyük bir kısmında ve klasik dönem evraklarında yani 1500'ler, 1600'lü, 1700'lü yıllardaki belgelerin de büyük bir kısmında divani hat söz konusudur. Burada harfler daha eğik ve daha gösterişli bir biçimde yazılır. Bitişmeyen harfimiz mevcut değildir. Yani her harfimiz bitişebilir. Evet, alfabeden başlıyorum. Elif harfini, baştaki elifi görüyoruz. Üst baş kısmı birleşmiş bir şekilde yer alır. B harfi yatay bir biçimde. Yine T harfi de şu B, T, S gruplarında şu durumlar söz konusu olabiliyor. Cim, ha, hı harflerinin tek başına bulunduğu durum. Dal, zel, ra, ze, je harflerinde durum bu. Ve dal harfinde baş kısım mühim. Vav ve ra'dan farkını ortaya koyuyor biraz. Ra ise z de aynı şekilde, j de aynı şekilde daha yatay ve daha uzun bir şekilde yer alıyor. Sin harfinde düz bir çizgi ile başlıyor sondaki kısım. Şın da keza aynı. Tabii ki üç noktası da kuyruğunda. Benzer noktaların konma yerlerini Rika yazıda da görmüştük. Akabinde saddat harflerinde yine dat harfinden nokta kuyruğunda konulması söz konusu olabiliyor. Tızı harfleri, ayın, gayın harfleri şu iki türde de karşımıza çıkabilir. F daha düz bir şekilde devam eder. Nokta kuyruğundadır. Kaf harfinde ise daha oval bir şekilde yazılır. Nokta yine kuyruğunda. Kef harfinde keşiği de oldukça yukarıdan yüksek bir şekilde yazılır. Metinlerde zaten biz keşideyi kefin keşidesini bir üst satıra taştığını çok fazlasıyla, çok fazla örnek mevcut bu konuda. Lam, mim harfinin şeklini görüyoruz. Nun harfinde bazen nokta içinde yuvarlak halde, bazen de ki çoğunlukla daha çok şu şekilde görmemiz söz konusu. İki şekli var genellikle nun harfinin. Vav harfi, H harfinin baştaki durumu ve sondaki durumu pek birleşim sağlamaz üst tarafında. Lam elif. Lamla elif bu şekilde birbirine birleşiyor. Bitişme durumu ortadan bitişme durumu ortadan kalktığı için dikkat edinmemiz gerekiyor bu harfleri okurken. Sonra da yine Y harfimiz mevcut arkadaşlar. Evet, yine daha önce vermiş olduğumuz talik, nesih, rika hatlardaki aynı örnek söz konusu. Halk içinde muteber bir nesne yok, devlet gibi. Evet, nokta bakın kafın kuyruğunda. İçinde derken elif harfimiz yatay bir şekilde yazılmış. Y'nin noktası, altta Ç harfi. Nun, dal ve güzel H. Muteber derken yine birleşimleri görüyoruz. Bir, nesnede sin harfinin uzun düz bir çizgi. Sonda güzel H. Yok derken yine sonda noktası var. Devlet tabirine dikkat. Dal, vav, lam, T hepsi bir arada yazılır. Devlet gibi. Olmaya derken elif, vav, lamın tüm birleşimleri burada mevcut. Olmaya devlet, cihanda, güzel he, bir nefes,
sinarfi, düz bir çizgi, sıhhat gibi. Kefin keşideleri yine yukarıda gördüğümüz gibi oldukça büyük ve heybetli. Divani yazı aslında saraydan çıktığı için, padişahın ve devletin, sarayın emrini içerdiği için o azameti metinde harf olarak da kendisi gösteriyor aslında. Bunu böyle düşünebiliriz. Şimdi kelime örneklerine bakıyoruz. Olan kelimesinin metinde divani yazıdaki hali, baştaki elif, vav, lam elif, nun arkadaşlar. Olan Anadolu tabirinde elif başta, Anadolu derken vav, lam ve ye. Tı, vav, lam, ye. Yazım bu şekilde oluyor. Eylemek tabirinde elif, üst kısımda ye, akabinde lam, mim ve sondaki kef harfi. Eylemek tabirinde sondaki kef harfini görüyoruz. Divan-ı Hümayun'dan tabirinin divani hattaki hali, dal, ye, vav, elif, nun, nokta yine kuyruğunda. Hümayun'dan derken de yine dal ve nun yine nokta kuyruğunda. Vezir-i Mükerrem, vav, ze, ye, vezir tabiriyle devamındaki mime, hatta doğrudan kef harfine bir birleşim söz konusu olmuş. Burada biraz pratiklik de söz konusu yazan katiplerde kesinlikle. Evet, mükerrem derken mim, kef, ra, ra harfi yine doğrudan mim harfine birleşmiş arkadaşlar. Vezir-i mükerrem, cömert olan vezir. İta olunmak tabirini ne bakalım. Başta elif, yukarıda bir ayın ve tı devamında elif harfi. Tı ve elif harfi bir arada olduğunda pratik bir yazımı söz konusu. İta'dan, ayından sonra ita kelimesinde doğrudan birleştirmiş. Bunu çoğu zaman tı devamında elif, zı devamında elif olduğu zaman bu şekilde yapıyor. Olunmak tabirine de elif, vav, vav doğrudan lama birleşmiş. Nun burada, mim ve akabinde kaf, kafın da noktası şu şekilde kuyruğunda bulunuyor. Ecdadı izamından, yani büyük ecdadımdan tabirine bakalım. Elif, cim, dal, elif, tekrar dal harfi, hepsi birleşmiş. İzam derken ayın, zı, elif, az önce vermiş olduğum örnekle uyumlu. Ayın, zı, elif, akabinde mim, tekrar mim, dal, doğrudan nun harfine birleşmiş bir durumda. Ecdadı izamından. Ebu'l-Feth Sultan Mehmet Han tabirini görüyoruz. Evet, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri o dönemde Ebu'l-Feth, Fethin babası olarak daha çok anılır. Ebu tabirini gördük. Elif, B, Vav. Ebu'l-Feth derken F, T, sondaki H harfi. Sultan derken yine T, Elif, yukarıda Nun, Mehmet Han. İstanbul'da elif başlangıçta, devamında sin harfi, t, elif tekrar, nun, b, vav yine lamla birleşmiş durumda, dal ve güzel h akabinde. Ve son olarak da fermanlarda, beratlarda ve çoğu hatlarda gördüğümüz padişahın emirini, kesinliğini bildiren mucibince amel oluna, yani gereği neyse, icap eden neyse o yapılsın tabiri mucibince amel oluna. Evet arkadaşlar, divani hat
diğer hatlara nazaran biraz daha zor bir hattır birleşmelerden dolayı. Çok okuma yapmak, çok takip etmek gerekir. Tabi başlangıçta iyi bir rika, iyi bir nesih, iyi bir talik bilgisinin olması ve muhakkak gramer bilgisinin olması avantajdır. Devamında divani temel seviyeden bir metin okuması yaptığım video gelecek. Aynı zamanda buyuruldu ve mühimme defterlerinden yaptığım okumaları da divani yazıya aşina olmanız bakımından tavsiye ediyorum. Başka metin okumalarında görüşmek üzere. Selamlar.